sunumun sonunda hem fidan dikimi hem de budama ile ilgili iki videomuz olacak. Böylece açık, köklü ve tüplü fidan dikimi ile ilgili görseller. Burada fidan dikilmiş. Ertesi yıl, ertesi yıl bitkili oldukça düzenli bir bahçe. Ertesi yıl bitkilerin gelişimini görmektesiniz. Tabii fidanlarda iyi bir büyüme ve gelişme sağlamak için bu bahçede malçlı sıra üzeri malç ile örtülmüş. Bu şekilde daha iyi bir yabancı ot kontrolü sağlandı. Aynı zamanda sıra üzerlerinin de malçın altında damlama, sulama var. Ve bu şekilde bitkinin ihtiyacı olan suyu toprağa, kök bölgesine vermiş oluyoruz. Evet, geldik bir sonraki konuya. Bahçeleri yenileme gerekliliği. İlk sunumumuzun başında bahçelerin yaşlanmış olduğundan bahsettik. Yaşlanma deyince bahçenin yaşı ve bitkinin yaşı iki faktörü dikkate almamız gerekiyor. Bahçe yaşı ilk bahçeyi tesis ettiğimiz yıldan itibaren dikim yaşıdır. Bitki yaşı ise sık sık yenileme sürgünü bırakırız ve ondan meyve alırız. O bitkinin yaşıdır. Bu her iki yaş birlikte bahçenin yaşlanması olarak ifade ediliyor. Dikim sistemlerinin düzensiz olması, düzensiz dikim sistemleri bahçede bakımın zorlaşmasına sebebiyet veriyor. Bu sebeple bakımın daha kolay yapılabilmesi için küçük makinelerin ya da büyük makinelerin bahçede daha rahat çalışabilmesi için düzenli bir dikime ihtiyaç vardır. Makinalı tarıma geçiş ve işçiliğin azaltılması, elbette mekanizasyon arttıkça işçilik maliyetimiz de o oranda azalmış olacaktır. Farklı bahçelerde farklı beslenme sorunları vardır. Özellikle sulama ve gübreleme olarak. Ve yine de hastalık ve zararlı problemleri bazı bahçelerde oldukça yüksek. Ve bunlar hepsi bizde verim düşüklüğüne neden oluyor. Üretici yüksek verim almak ister. Her zaman ne kadar yüksek bir verim alıp o kazancı arttığı müddetçe yüzü gülmektedir. O sebeple bunların her birisi bazen bağımsız, bazen birlikte ciddi verim düşüklüğüne sebebiyet veriyor. Yenileme sistemleri o halde yerinde yenileme ve yeniden dikim olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. Birinci kısım yerinde yenileme. Hangi durumda yerinde yenilemeyi kullanıyoruz? Bahçenin dikim yaşı fazla olmayan, ekonomik verim yaşını doldurmamış yerlerde uygulanır. Meyve ağaçlarında yapılan gençleştirme budaması olarak da düşünülebilir. Yani eğer bahçemiz yaşlanmaya yüz tutmuşsa bunu artık yerinde yenilemenin imkanı yok. Özellikle kökü söktüğümüz bir bitki vardı. Kılcal kök oluşturmuyor diye ifade etmiştim sizlere. Böyle bir bahçede yerinde yenileme yapmamız imkanı yok. Artık bu bahçe artık ölüme doğru gidiyor. Bunu söküp yeniden dikmeye ihtiyacımız var. O halde normal koşullarda yerinde yenileme, dikim yaşı fazla olmayan, ekonomik verim yaşını doldurmamış olan bahçelerde, yerlerde uygulanan bir sistem. Normal bakım koşullarında bir bitkinin ekonomik verim yaşı
ortalama 25-30 yıl olarak hesaplanmaktadır. Verimden düşen bitkiler yeni gelen sürgünlerle elbette yenilenebilir. Yeniden dikim ise hemen bunun farkı, ekonomik ömrünü tamamlamış, verimden düşmüş bahçelerin sökülüp yeniden yenilenmesi anlamına gelmektedir. Burada bahçe yenileyerek yeniden dikimde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Eğim, toprak derinliği, yer ve rakım, çeşidin büyüme ve gelişme durumu, sulama ve mekanizasyon durumu. Yani bu hususların her birini tek tek inceleyip o şekilde hazırlık yapılıyor. Zaten biraz önce saydığım hususlarda bir kısmını bunların incelemiş olduk. Meyilli araziler konusu. Ülkemizde fındık yetiştirilen alanların bir kısmı meyilli, bir kısmı ise düz veya hafif eğimli arazi olarak ifade edebiliriz. Meyilli arazilerde yağmur sularının depo edilmesi, gübrenin yıkanmaması, hasat, budama ve gübreleme işlemlerinin kolaylığı açısından teraslama yapılmasını öneriyoruz. Yani teraslama yapılmayan alanlarda yağmur özellikle meyvenin iç doldurma zamanında kısıtlı yağışlar söz konusu olmaktadır. Ve yağışlar toprakta işlenmediğinden az miktardaki yağış akıp gitmektedir. Ancak teraslama yapılmış olsa bu su toprakta depo edilecek ve bitki çok daha kolay kullanabilecek. Aynı zamanda yüzeye serpilen gübrelerde gübrenin yıkanması söz konusu ve bu arada bir takım kültürel işlemler düz yerlerde daha kolay yapılabilmektedir. Tabii bu işlemlerin kolaylığı bir yana teraslama bize verim artışı olarak geri dönüyor. Nasıl geri dönüyor? Yağmur suları depo edildiği için susuzluktan daha az zarar görüyor ve gübreler yıkanmıyor. Daha iyi besleniyor. Daha iyi beslendiği için bu da bize verim artışı olarak dönmektedir. Teraslar tabii geniş veya kanal teraslar hafif eğimli arazilerde %5 ila 25 ortalama olarak. Dar teraslar %25-50 arasındaki yerlerde. Ve cep teraslar ise daha eğimli arazilerde cep terasların uygulanması öneriliyor. Örneğin bu yansıda şu anda görüyorsunuz dar teras uygulaması var. Tek sıra fındık dikilmiş ve bahçeye ciddi bir yatırım yapılmış. Alt tarafta görüyorsunuz terasların alt kısmı taş duvarlarla desteklenmiş durumda. Evet, burada ise biraz daha geniş bir teras sistemi var. Tabii bakınız üst tarafta eğim biraz daha fazla. Tek sıra dikim biraz daha dar. Aşağıya doğru eğim azaldıkça örneğin şurada bir terasa iki sıra dikim ya yapılabilmiş. İki sıra dikim yapılırken üstteki terasa tek sıra dikim yapılıyor. Burada da hem geniş teras hem dar teras farklı bir şekilde görülmektedir. Bu da geçen yıl bölgemizde yaptığımız iş makinesi kullanılarak yaptığımız yapılan bir teras. Özellikle şurada üst tarafın şevini güzel bir şekilde eğimli bir şekilde vermek durumundayız. Eğer destek bir duvarla veya bir çiple destek yapmadığımız zaman bu eğimi düzgün verelim ki burası işte yağmurlu veya farklı hava olaylarıyla akıp aşağıya gelmesin. 2 yıl önce yapılmıştı. Gayet de güzel yani.
İşte yine burada terasın alt kısmını tabii imkanlar ölçüsünde duvar yapmakta fayda var. Bu yansı yurt dışından bir yansı. Gelelim dikim sistemlerine. Yeni kurulacak bahçelerde dikim sistemlerine. Burada iki türlü dikim sisteminden bahsedebiliriz. Birisi geleneksel sistem. Bu ocak dikimi ve sıra dikim, çit dikimi olarak iki şekilde özellikle son yıllarda yeni kurulan yeni bölgelerde, ikinci bölgede sıra dikimi daha yoğun dikilmeye başlanmış. Eski dikimlerin hemen hemen tamamı ocak dikimi şeklindedir. Modern dikim sistemleri tek gövdeli dikimler ve sık dikim sistemleri olarak bunları da bu şekilde iki şekilde sıralayabiliriz. Bu iki sistem her iki şekilde özellikle mekanizasyon açısından farklılık göstermektedir. Tabii mekanizasyon açısından farklılık demek şunu ifade ediyoruz. Öncelikle maliyet olarak daha da öne çıkıyor. Şimdi ocak sistemi dedik. Ocak sadece tek yani tek tip ocak mı var? Hayır. Dünyada iki türlü ocak sistemi kullanılıyor. Birisi çok gövdeli ocak, diğeri tek köklü ocak. Daha doğrusu tek köklü, çok köklü ocak. Yine burası da çok köklü. Ülkemizde çok köklü ocak sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle İtalya'da tek köklü ocak sistemi daha fazla kullanılıyor. Bu hem düz hem de eğimli arazilerde kullanılmaktadır. Tek köklü ocak sisteminde her ocağa, ocakta bir bitki, bir fidan dikiliyor ve o fidandan 3-4 bitkinin gelişmesine müsaade ediliyor. Tek köklü ocak bu. Çok köklü ocakta ise 4-6 fidan sonraki şeylerde. Çok köklü ocakta ülkemizde yakın zamanda kurduğumuz, bakınız 1-2-3-4. 1-2-3-4. Birinci ocak, ikinci ocak, üçüncü ocak arkaya doğru gidiyor. Yani yaklaşık 1 metre mesafeleri var her bitkinin. Bir kareyi düşünün. Her karenin köşesine 4 bitki diktiğimiz zaman 4 bitkili bir ocak. Genellikle 4 ile 6 arasında bitki kullanılır. Biraz daha geniş dikim mesafeleri kullanmak isterseniz 6 bitki olarak da bu dikimi yapabilirsiniz. Evet, burada daha sonraki bu dikilen ocaklarda bu şekilde yüksek çalı formu almaktadır bu bitkiler. Yurt dışındaki İtalya'da dedik tek köklü ocak var. Bakınız burada bunun orijinali tek bitki 3 veya 4 sürgünün büyümesine müsaade ediliyor. Ve bunlar da tek köklü ocakta bakım işlemlerinin daha kolay olduğunu, yani mekanizasyona daha uygun bir sistem. Örneğin şurada da yine bu tek köklü ocak çok fazla sayıda sürgüne müsaade etmiştir. Tabii bu kadar sürgüne müsaade etmiyoruz. Burada tek köklü ocak olduğunu göstermek için buraya aldım. Sıra dikim, çift dikim sistemi. Bunda sıra üzeri mesafe ortalama 1 metre kadardır. Sıra arası ise 6 metre kadar tutulabilir. Sıra üzeri mesafeler düzenli aralıklarla bırakılabileceği gibi 40 santimetre aralıklarla iki bitki de dikilebilir. Şimdi burada örneğin Samsun bölgesinde çok daha yoğun kullanılan bir sistem. Şurada gördüğünüz gibi çit dediğimiz bir çit oluşturdu. Neredeyse aralarına girmek mümkün değil. Örneğin şu çitin budamadan sonraki hali, bu budamadan önceki ve sonraki halini burada görüyorsunuz.
budama oldukça önemli. Çit dikimi bu. tek gövdeli dikim sistemleri. Tabii modern meyveciliğin gereği aslında tek gövde üzerine dikimi yapmaktır. Burada amaç tek gövde üzerinde bitkinin tacını oluşturmaktır. Genellikle taç goble şeklinde terbiye edilir. Özellikle bizim Türk fındık çeşitleri goble sistemine daha uygundur. Ancak diğer sistemler de mümkün. Çeşit ekoloji ve uygulama pratiklerine göre değişmekle beraber bitkinin iz düşüm alanı olarak 10-15 metre kare bir alan hesap edilir. Tabii bunu özellikle çeşit ekoloji ve uygulama pratiğine göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Ve bu şekilde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler belirlenmektedir. Burada şu bitki 4 yaşında bir bitki. Bu Ordu Üniversitesi'nde goble terbiye edilmiş. 4 ana dal bırakılmış. Dikimde 70-80 santimetreden ilk yılda fidanın tepesi vurulur ve buradan 3-4 yan sürgünün büyümesine müsaade edilmektedir. Burada güneş ışınları iç kısımlara kadar hem ortadan hem yandan güneş ışınlarının iyi nüfuz etmesi sağlanmaktadır. Burada dikim sistemini çeşitlere bağlı olarak yani sıra üzeri ve sıra arası mesafe olarak sıra üzeri 2-3 metre bu bırakılabilir. Hatta bazı güçlü girişenlerde 4 metreye de çıkabilirsiniz. Sıra arası da ortalama 6 metre olarak düşünebilirsiniz. Ama eğer toprak koşulları çok verimli topraksa 7'ye de çıkabilirsiniz yani. Bu bütün faktörleri bir arada değerlendirmekte fayda var. Yine şu soldaki resim yine üniversitemizin bu bahçesinden yine goble terbiye edilmiş bir fidan, bir fındık. Sağdaki de Fındık Araştırma Enstitüsü'nün bahçesinden bu da yine goble terbiye edilmiş. Gördüğünüz gibi goble sistemine oldukça uygun. Çeşit de tombul merak ediyorsanız. Bu sistemde yurt dışından örneğin bu negre çeşidi. Bunlar da bu şekilde goble olarak terbiye edilmiş. Bir farkları yok. Yine bakınız goble olarak terbiye edilmiş bir bahçe. Düzgün, muntazam dikilmiş. Yine burada da benzer şekilde bir düzenli bir bahçeyi görmektesiniz.